over to the fat lady Sims. I owe you a trip, cause me and you, we got a thing. My sunshine stays, hair curly like a string. Just don't be go, ooh, smile, that's by all you gotta bring. So, enjoy the ride, got some pillows in the Chevy. Selamlar, ben Berkan. Eşim Kelly ile beraber bugün size tartıyı göstermeye çalışacağız. Aslında geçen hafta göstermiştik ama tüm videoları dikey çektiğim için çok hoş bir görüntü olmadı, dar oldu. Ondan dolayı bugün yatay çektik. Ama arada geçen haftadan da videolar koyacağım. Hava niye değişik, kıyafetler niye değişik gibi düşünmeyin. Neyse, görüşmek üzere. Şu anlık bu kadar. Adına giriyoruz. Şu yanındaki kodu. Unlock dediğimizde açılıyor. Şu anda açıldı. Çekip alıyoruz. Yıllığı 30 euro bunun. Aylığı da 5-10 euro falan. Burası Tartu Tigiton. Salyangoz Kalesi'ye geçiyor. Tartu'nun en uzun binası. Hemen yanında Tartu Aha Bilim Merkezi. Estonya'daki de tek bilim merkezi olarak geçiyor. Bilim merkezi derken eğlence anlamında biraz. Girişleri 15 euro. İçeride işte ne bileyim kesik hayvan kafaları, vücutları, bilimsel aletler. Böyle bilim öğretiyor size. Şimdi bunun önünde bir araba var. O arabayı çekeceğim. Orada mesela size hani basit bir şekilde kaldıraç mantığını anlatıyor. Burada bir roket var. Ve araba da burası. Bakın nereden yüklenirseniz arabayı kaldırabilirsiniz. Ama çocukların gücü yetmiyor. Şimdi adam deneyecek. Mesela gördüğünüz gibi çocuklara sevdiriyor. Şurada büyük bir durak var, otobüs durağı. Kelinin boyundan anlayın. Hemen burası da otobüs durağı. Şu insanların beklediği yer. Ufak ama şehir için yeterli. Zaten şehirde ufak, 100 bin nüfusu var. Burası da Tartu Halk Pazarı diyebiliriz. Açık olan, bir de kapalı olan var. Oraya da gireceğiz buradan sonra. Ama biz geç kaldık. Sabah erken saatlerde oluyor, bitiyor. Bakın şöyle göstereyim. Girdik pazara. Meyve sebze halleri. Pek bir şey kalmamış. Pazar bu kadar. Buradan da çıkıyoruz. Nehir kenarına doğru. Güzel grafitiler var. Şimdi Emayogi Nehri Tartu'nun içinden geçiyor tam. Şöyle muhteşem bir manzarası var. Liman gibi yapmışlar. Burada grafitiler devam ediyor bu arada. Şöyle göstereyim. Bu tekne günlük gezi teknesi. 5-10 euro veriyorsunuz. Sizi nehirde gezdiriyor. İşte görüyorsun insanlar bal tutuyor. Pek de tutmuş da gözükmüyor. Tere. Kıda son. Paris Hes. Kasa. Kasılık kala. Ya. 10 gül. 10 kül? Ya. Kasa saat. Dolar film. Ya, okey. Şimdi film çekiyorum, dayı balıkları gösterecek. Aaa, bayağı tutmuş. El abi. El abi. El abi. Zor notlar var. İlk el o sayı. Vidikas. Vidikas. Kalın iman ya. Vidikas. Okay. It's right. It's 14% of you know fat. English. Actually, it's 14% of fat. Is it edible? Because yes, it's very edible. It seems so dirty, you know. Isn't it? What? Yeah, so Ayogi is not dirty. I am from Turkey and we have sea, the clean sea. Yeah, you don't have Ayogi. What are you using as a bike? It's I don't know how it's in English. It's smoked bombs or something. But you know, if they will stay under the sun for a while, the flies will come out. Surayta. Balloon. And good luck. Thank you. Bu tam burası merkez, şu an gördüğünüz yer. Burası kapalı pazar yeri. Oraya da gireceğiz.
Pazara giriyoruz. Girişinde bir domuz heykeli var. Truhan Pazar Kulesi tam çevresi. Let's go. İnşallah Rabbimiz video çekiyoruz diye. Kurbağa falan var. İlk defa görüyorum Estonya'da bu arada. Baklayı daha önce hiç görmemiştim. Baharatlar satılıyor. Tanesi 2 euro, 2,5 euro. Pasta. Rungupa galiba burada çok ünlü. Şöyle göstereyim. Estonya'nın en ünlü fırını. Buraya bayi açmışlar. Ekmekler 1 euro. Pastalar 6 euro, 10 euro. Değişiyor türüne göre. Burada Ukraynalılar için bir mutfak açılmış. 10 yumurta 3,5 euro. Tanesi 35 euro. Ama köy yumurtası. Kabağın kilosu 6,5 ama bunlar şey, doğal olduğu için çok pahalı. Normalde markette bu kadar pahalı değil. Soğanlar 2 euro. Sarımsak 3 euro. Soğan 50 cent falan markette. Kiraz mevsimi. Turşuluk salatalıklar. Turşuluk salatalık 3,5. Pardon 8 euro. 8 euro alttaki. Kurutulmuş balık. Kurutulmuş yılan balığı var burada. Kurutulmuş karides var. Bakın. Domuz kulağı. Domuz kulağı 3 euro kilosu. Domuz bacağı. Bayağı ucuz bunlar. Şimdi çıkıyoruz şeyden, pazar binasından. Old Town'a gidiyoruz. Oranın hikayesini anlatacağım size. Burada nehir kenarında bunlar eskiden konteynerdi. Devlet de yardım ediyor size burada mekan açmanıza. İhaleye giriyorsunuz. Sonra büyüdüler de büyüdüler çünkü çok tuttu. Büyütüp normal kafe haline getirdiler. Sadece yazları açık bu arada. Köprüde gördüğünüz gibi stand kuruluyor şu an. Çünkü akşam konser var. Bugün Valpurgis Night. Yani cadılar günü. İnanışa göre işte bugün cadılar ortaya çıkıyormuş. Köylere saldırıyormuş. Bunlar da ateş yakıyor. Eski zamanlardan beri. Artık tabii onlar olmadığı için konserle kutluyorlar. İşte konserde ateşler çıkıyor sahnenin yanlarından. Bu köprünün hikayesi, bu köprü 500 yıllık bir köprü. Eskiden tabii taş böyle. Sonra yıkılıyor. Taş köprü tekrar yapacak bütçe bulamıyorlar. Ondan dolayı da yerine bunu yapıyorlar. 3-4 sene önce restorasyon yapıldı. Yine taş köprü yapacaklardı. Ama yine para çıkıştıramadılar. Destek de alamadılar. Köprü yine böyle kaldı. Ona geldik. Bu sarı çerçevenin hikayesi Estonya'nın birçok yerinde var. National Geographic'in dergisinde yayınlanmış Eston noktaları ve fotoğrafın tam çekildiği yerlere de bu sarı çerçeveleri koymuşlar şöyle. Yani tam buradan çekilmiş fotoğraf. İşte anıt olarak Estonya'nın her yerinde var. Sarı çerçevelerin Estonya'da nerelerde olduğunu gösteriyor. Sarı çerçeve haritası tur yapmak isteyenler için. Şimdi size Old Town'un hikayesini anlatacağım biraz. Buradaki bu simgenin anlamı Tartu 2024'de Dünya Kültür Başkenti seçildi. Bundan dolayı da buraya bunu koyuyorlar. Güzel reklam alıyor. Şu an öğrenci günleri var. Bu Tartu Üniversitesi. Öğrenci maskotu. Old Town gördüğünüz gibi kalabalık. Burası Tartu Berkeley evi. Tartu'nun Pisa Kulesi olarak geçiyor. Sebebi de şu. Gördüğünüz gibi bina çok yamuk. Hatta Pisa Kulesi'nden daha yamuk. Sebebi de evin bu tarafı eskiden tur duvarlarıymış. Bu diğer tarafına da surlar yıkılınca suraya yapıyorlar. Bu diğer tarafına sütun koyuyorlar. Bu sütunlar zamanla çöküyor. Ondan dolayı da ev yamuluyor. Ama sağlam, ev yıkılmıyor. Barclay olmasının sebebi de çünkü zamanında Prens Barclay burada yaşamış. Burası şu an Tartu Sanat Müzesi olarak geçiyor şehirde. Evin hikayesi bu. Evin yamukluğunu göstereyim. Bakın aslında çok belli ne kadar yamuk olduğu. Burası Tartu Belediye Evi. Şurası. Burada eski evleri kafe yapmışlar birinci katlarını. İşte şimdi havalar sıcakladığı için kafeler dışarıya platform koyuyor. Kışın yok bunlar çünkü zaten soğukta oturamazlar. Yazları insanlar dışarıda otursun diye buraya özel izinle platform koyuluyor. Şimdi belediye binasına yürüyoruz. Oranın hikayesini anlatacağım. Forever you know.
öpüşen öğrenciler heykeli Tartu Belediye binasının önünde duruyor. Burası Tartu'nun en tanınmış sembollerinden biri. Bu heykel 98'de yapılıyor. Ancak bu çeşme 48'den beri burada. Ve çiftler, evliler, misafirler şans getirdiğini düşündüğü için eski zamanlarda bunun içine giriyorlarmış. Artık yasak tabii. Ben hala girenleri görüyorum ama yasak. Polis tutukluyor hemen. Belediye binasının da hikayesini anlatayım. Bu Tartu Belediye binası güçlü barak özelliklerle erken kılıç tarzda inşa edilmiş ve şehrin en önemli sembolü, direkt merkez burası. Eski zamanda Tartu şehir hükümeti kullanıyordu bu binayı. Alt katında hapishane vardı, bir de kantar vardı. Asıl hükümet şu an bu binayı kullanıyor. Burada da ofisleri var. Burada turistler için rehber var. Yani girip buradan bilgi alabiliyorsunuz. İlk katı şurası, eczane. Şehirdeki tek 24 saat açık eczane. Çana çıkılıyor ama ben hiç çıkmadım. Nasıl çıkıldığını bilmiyorum. Bu çan her gün 9, 12, 15, 18 ve 21'de çalıyor. Bir dakika boyunca. Bu çan da özel olarak Almanya'nın Karlsruhe şehrinde dökülüyor. Ondan sonra da Hollanda'da dövdürülüyor. Oradan buraya taşınıyor zamanında. Şu an şehir merkezindeyiz ve her yer park, hemen göstereceğim. Burası Berkeley Parkı. Şu arkamdaki, şimdi tam arkamda kalan yer. Bakın burada bir park var, direkt merkezde. Buranın şöyle bir hikayesi var. Bu parkı ağaçları kesip buraya bina yapmak istiyorlar. Halk protesto ediyor. Diyor ki ağaçları kesemezsiniz. Onlar diyor ki yok diyor, buraya okuma binası yapacağız. İşte bilmem şunu yapacağız, bunu yapacağız. Halk bayağı isyan ediyor. Ondan dolayı parka dokunamıyorlar. Şurada şimdi bir heykel var, onu göstereceğim. Onun hikayesini anlatacağım size. Bu baba ve oğul heykeli. Hikayesi de şöyleymiş. Çocukların giderek ebeveynlerinden ayrı büyüdüğü farklı nesiller arasındaki ilişkinin bir simgesi. Bu heykeli yapan heykeltıraşın kendisi. Bu da 1,5 yaşındaki oğlunu temsil ediyor. Hikayesi de böyle. Şu an Tartu Barlar Caddesi'ndeyiz. Hemen şöyle göstereyim. Bu arkamızda bir gazino var. Yan tarafı strip club. Burada Vabank. Şu alt tarafta Mazikas ve şurada da Level var yine. Burası da Shooters. Neredeyse tüm klaplar burada. Hemen hepsi yan yana, bir dakika yürüme mesafesinde. Klabın üst katı elit bir restoran. Bu Oscar Wilde'nin heykeli. Bir yerde Edward ama kim bilmiyorum. Gayet güzel bir bina zaten. Burası klab alt katı. Buradan yukarı çıkıp tümen bölgeye geçeceğiz. Şu an bana göre Tartu'daki en iyi manzaranın olduğu tepedeyiz. Tomemek üzerindeyiz. Burası Old Town'un arkası. Belediye binası bu. Demin çektiğimiz. Yani şöyle göstereyim. Hemen bu kadar merkezdeki bir yer. Full park abi. Hiç dokunmamışlar. Tartu gözlemevi. Çok önemli çünkü 100-200 yıl önce Avrupa'da 10-20 tane yerde sadece meriden sayım noktası var. Birisi de bu. İçinde işte meteor parçaları var. Büyük bir teleskop var. What happened? You're stepping on the flowers. Ah, sorry. Çiçeklere basmışım. Sovyet yapımı olduğu çok belli. Şu an Prago Park'tayız. Buranın hikayesi. Burası Tartu'da, dışarıda polisler tutuklanmadan içki içebileceğiniz tek yer. Kanun yasal değil ama polisler burada karışmıyor. Onlar hep burada sarhoşlar olur. Hatta geçen gün bir video yapmıştım. Sarhoşlar burada laf atmıştı bize. Onları koyarım şimdi araya. Sarhoşlar şarkı dinliyor. Adam boya kafayı bulmuş sola sola. Sen benim aynı. Ya. Ya. Hoya. Ayte, mama hoyan, mahoyan ayte. Diyor ki yanındaki kız kim? Eşim dedim. Onu diyor elinde tut diyor. Ya. Ben de tutuyorum zaten dedim. Onu dayı 2 saniyede eşimize sarktı ya. Lanet olsun. Burası Barut Mahzeni. Prago Park'ın sonunda. İkinci Dünya Savaşı zamanında Barut Mahzeni kullanılmış. O şu an bir bar olarak, pub olarak çalışıyor. Hemen göstereyim. Burası Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en yüksek
tavanlı pavoymuş. 10.2 metre. Bakın burada koymuşlar. Bir kere hızlıca girip size tavanını göstereceğim. Kaprevay eski. Oldukça yüksek buranın tavanı. Şu aslan bardaklarını karşıladı. Burada herkes bardak satın alabiliyor 50 euroya. İşte buraya her geldiğinizde size kendi bardağınızdan koyuyorlar. Sonra oraya duvara asıyorlar. Duvarların her yeri bardak. Love abi. Cumartesi bugün The Swamp Shakers varmış. Konser. 8 euro da girişmiş. Los Street, deminki Prago Park'ın ve belediye binasının geldiği yol. Arnavutaş'ta gördüğünüz gibi. Burada hep okullar var. Art Üniversitesi binası. Müzik okulu. Hemen caddeye çıkınca sizi köprü karşılıyor. Tartı Angels Bridge olarak geçiyor. Melek Köprüsü. Ama Estonca English Street diyorlar çünkü hemen şu yanındaki Tömemeki Park'ın İngiliz tarzında kurulduğu düşünülüyor. Ondan dolayı bana da İngiliz Köprüsü deniyor. Bu köprü hakkında bir rivayet var. Üzerinden nefesinizi tutarak geçerseniz tüm köprüyü dileğinizin gerçek olduğu söyleniyor. Hemen şurada bir yazı var. Otium Refusit Wires. Muhtemelen çok yanlış telaffuz ettim. Bu da dinlenme gücü geri kazandırır. Tartu Üniversitesi'nin ilk rektörü Perot'un sözü. Köprünün diğer tarafını göstereyim. Bu köprünün arkasında şeytan köprüsü var. Şimdi bu Melek Köprüsü. Arkasına bir tane şeytan köprüsü koymuşlar. Onu da göstereceğim. Köprünün diğer tarafında Dorpat Üniversitesi diyor. Dorpat Üniversitesi de Tartu Üniversitesi'nin. Tartu'nun eski adı Dorpat zaten. Ondan dolayı Dorpat Üniversitesi yazıyor. Burası da Tartu Devil's Bridge, şeytan köprüsü. Hemen Melek Köprüsü'nün arkasında. İşte köprü adının Melek Köprüsü tamamlaması için şeytan köprüsü olduğu söyleniyor. İşte bazıları da şeyden dolayı diyor. Bu köprü inşa eden baş inşaat mühendisi Werner Zöge von Manteuffel. Teufel de işte Almanca'da şeytan anlamına geliyormuş. Ondan şeytan denil diyor. Üzerinde tarih var 1613-1913. Burası Tartu Katedrali. Yıkılmış tabi. Ve de Tartu Üniversitesi Müzesi. Anıtı anlatayım. Johann Skid anıtı. Bir İsveçli bir devlet memuru ve İsveç Kralı 2. Gustav Adolf'un öğretmeni ve danışmanı. Tartu Üniversitesi'nin rektörü. Ve üniversiteyi kurma fikrini ortaya atan adam. Onun adına buraya böyle bir anıt bırakmışlar. Tartu Katedrali'ne geçeceğiz. Çatısı açıksa muhteşem olur. Çünkü kışları kapanıyor normalde. Let's go. Estonya'nın en büyük katedrallerinden biri. Aynı zamanda Estonya'da iki kulesi olan tek katedralmiş. Yapımı 13. yüzyılda başlanıyor ve 16. yüzyılda tamamlanıyor. Livonya Savaşı'nda yıkılıyor ve o zamandan beri de faaliyet göstermiyor. Tuğla gotik binaların en belirgin örneklerinden biriymiş. Şerit var ama ben gireceğim. 1000 kez girdik. Şu an niye şerit koymuş onu da bilmiyorum. Bir şey girip göstereceğim. İşte normalde içeriye girdiğinizde şu kapıdan geçiyorsunuz dışarıdan. Bu merdivenlerle yukarıya doğru tırmanıyorsunuz. Yine orada merdivenlerle yukarıya. Hemen Tomemage'nin tepesinde bulunuyor. Tomemage'de zaten yine katedral tepesi demek. İşte burası da en büyük parklardan biri merkezdeki. Belki de en büyüğüdür. Bu arkamda görmüş olduğunuz bina Tartu Üniversitesi ana binası. 1809 yılında yapılmış. Ve şehrin önemli binası bence. Çünkü zaten herkes Tartu Üniversite için geliyor. İçinde rektör ofisi var. En üst katı eskiden yurt olarak kullanılıyormuş 100 yıl önce. Sonra yangın çıkıyor. Yurt yanıyor. İşte müze olarak hala büyük odası var. Çıkıp görebiliyoruz. Duvarlarda yazılar var. Eski ünlü sanatçılar orada da kalmış. Aslında o da biraz cezalandırma gibiymiş üniversite zamanında. Kötü olanları oraya koyuyorlarmış ders çalışsınlar diye. Birinci katında sanat müzesi var. Kekolar burada da var. Birinci katında sanat müzesi var. Sanat müzesinin içinde mumya var. 3 tane çocuk mumyası var. Ama girmeyeceğiz, bugün kapalı.
Öndeki yıldızları göstereyim. Ana binası böyle. St. John Kilisesi'ne geldik. Bu kilise 14. yüzyılda gotik tarzda inşa edilmiş. Ve Estonya'nın en eski kiliselerinden biri. Kilisenin şöyle bir özelliği var. Birçok orijinal pişmiş toprak heykelleri nedeniyle Avrupa'da benzersiz. Ve bugün yaklaşık bu heykellerden 1000 tanesi hala sağ, kırılmamış. Günümüze kadar gelmiş. Bunun içini göstereceğim. Şu an girmeyeceğim. Geçen girmiştik. Oradaki videoları koyacağım buraya. İçi de gayet güzel. Çatısına çıkacağız. So Kelly, what do you think about this church? It's beautiful. I said that 10 times. Is there something else? No. Not that. Okay. Kelly, azama öz. Şu an kiliseye girdik. Yukarı kuleye çıkacağız. Daha önce hiç çıkmamıştım. Onun için kişi başı 3 euro ödedik. Film için de 1 euro. Ya bağış şeklinde. Tepeye çıkıyoruz. Sürekli. İkinci katına çıktık şu anda. İçeride piyanolar var. Nefes nefese kaldım. Burası VIP dua etme yeri herhalde. Yani kilise genel olarak böyle. Yani sadece işte Avrupa'daki öteki yerler gibi içi altın maltın değil tabi. Şimdi en üst tepeye çıkacağız. Merdiven o kadar dar ki şurada 100 kilo üzeri bile geçemez. Ben çok yani ucundan geçtim. Çanları burada. İki çanı da burada. Yani kapatmışlar. Manzara ne gibi sanki. Kedi. Şimdi Old Town'un hemen yanındaki en yüksek cadde olan Rütli Caddesi'ni göstereceğim. Hemen kafeler, pub'lar burada genelde. Cuma günleri çok kalabalık oluyor. Şehirdeki en meşhur kahve mekanı, ondan sonra en meşhur bar, hepsi bu cadde üzerinde. Çok kalabalık. Şöyle geçeyim. Cumartesi öğle saatlerindeyiz. Yine biraz hareket var. Evlerin hepsine eski evler, 100 yıllık evler. Şu an Tartu Botanik Bahçesi'nin içindeyiz. Arka kıptan girdik bisikletler olduğu için. Ufak bir barakaya çıkıyor. Millet oturup orada oyun oynuyor, bir şeyler yiyor. Balıklar. Botanik bahçesi olduğu için çiçeklerle ilgili detaylı açıklamalar var da Estonca hepsi. Tüm çiçek isimleri ne kadar yazıyor buralarda. İlkbahar güzelliği diyor ismini. Biraz sallamışlar gibi duruyor da neyse. Küçüklerden mesela yürüyüşleri yapmışlar. Çok tatlı bence. Gidelim bakalım nereye çıkacağız. Ahşaptan bir anıt var. O anıtın arkasında yeşillikler vardı. O anıt çok efsane duruyordu. Şimdi o yeşillikler kesilmiş. Öyle o kadar hoş gözükmüyor artık. Tartu İliko Lille Tartu Üniversitesi'ne diyor. Burası Tartu Üniversitesi Delta binası. 2020'de inşa edildi. Birçok fakülte buraya taşındı. Şimdi önden geçeceğim. Önde güzel oturma alanı var. Üniversiteler oturuyor burada. Yani teneffüse çıkıyorsunuz ve şuraya çıkıyorsunuz. Ortam bu. Thank you.
metreyi balık tutuyor mesela. Şimdi eve geldik. Akşam tekrar dışarı çıkacağız. Manzara var, muhteşem bir gökkuşağı oluştu. Abartmıyorum ama sanırım ilk defa bu kadar büyük renkli bir gökkuşağı görüyorum. Şu an konser için geldik, Volbro'ya. Rahat 2000-3000 kişi var. İşte bugün cadıları kovuyorlar. İşte bugün, bu gece cadıların ortaya çıktığı düşünülüyor. Cadıları kovmak için ateş yakıyorlar. Tabi artık ateş yakılmıyor, şimdi konser olacak, ateşler falan filan sahnenin yanından. Bu etkinlik sadece tartıda oluyor. Yani insanlar diğer şey, Tallinn'den ve diğer büyük şeylerden buraya geliyor onu izlemeye. Bu kadar havai fişek bütün cadılar ölmüştür diye düşünüyorum. Bol bol Ruslara küfürlü bir gece oldu. Yeah.
muhteşem bir Estonya şarkı öğrenmiş oldum. Konser bir saat sürmeliydi ama yarım saat sürdü. Konserden çok Ruslara küfürdü. Zaten ünlü bir rapçi, what was name of this guy? Genka diye old school bir rapçileri varmış, o çıktı. Baya Ruslara küfretti, tecavüzcüler dedi. Bu kadardı, insanlar dağıldı, çok kısa sürdü. Burası Tartoglu Street. Şu an Mökü'ye giriyoruz. Buranın en popüler mekanı. Görünceki videomda bir pisto. Şu an çok dolu. Şöyle göstermem gerekirse. Şimdi mekanlarda da strip club'ın önünden geçiyoruz. Daha önce hiç girmedim, bilmiyorum. Ama burada içeriği gösteriyor. Şu an içeride dans eden ablamızı. Giriş 30 liraymış. Şimdi Naive'e geldik. Beni boş, dün çok doluydu, girememiştik. Videoda gösteririm zaten. Bir arkasına koyarım bunu. Gördüğünüz gibi şöyle bir sıra var. Ve zaten içeride de bayağı insan var. Onun için maalesef girmeyeceğiz buraya. Bir de ücretli 5 euro kişi başı giriş ücreti. Değmez çünkü şu sıraya bakın. İçeride çok fazla, yani kıpırdayacak yer yok. Okay, şu anda yine girebildik. Karaoke var. Eve gidiyoruz. Kekolar drift atıyor. Alışveriş merkezi otoparkında. Tek Türkiye'de olmuyor ama burada BMW'li atıyorlar. Tek farkı o, Şahin'le değil.